O'tgan ko'rsatuvlarimizda payariqlik kelinni sirli ravishda halok bo'lganligi, sentyabr oyida yozilgan ariza, jurnalistik surishtiruv sabab jinoyat ishi ochilib, gumondor qamoqqa olinganligi haqida lavha efirga uzatgan edik. Kuyovimiz telefon qilib qoldi. Qizimizga yosh tarbiya bermabsiz, keyin dedi. Bu mammani yechek dedi. Ursam urdi deysiz dedi. Men aytdim, mashinam uyda yo'q edi dedim. Ertalab borsak-chi dedim. Yo'q, hozir keyin dedi. Şöpetleri öldürüp, tındırıp koygan eken saat 6-7'nin aralığı da hemşeleri kurgan eken şulaşıp ulu yetişer oğulcağısı var. Bakırıp ayıcınca ayıcın da yıklayıp yırttı. Kiyen bir şulattı da sınfır pesti dedi. Anıl şeyim, tınıp kaldı da o şeyim dedi. Kelinçakını birinci bölüp kurikten otkizgen kışlak vıraşlık punkt şifakarı ise o vakti kuyda geçe intervju bergen idi. Birinci yürek faaliyetini teşirgenimde yürek uruşu yok. Kiyin nafas faaliyetindeki nafas faaliyeti yok. Şimdi bu halatını kança vaxtlığı gerek idi menge. Yordam veriş gerek mi yokluğu bilişim gerek idi. Çünkü için köz karacığını açgandı, köz karacığı kengeye geldi. Kuruş alamadları boşlan geldi. Bu demek uzun yordam veriş ahamiyatı yokluğu da belirledi. Yani böyle etkenlerinizde, şu buyunide, Osken alamatları, kızarken, kokarkenler var mı? Yok, yok, hiç ona alamat yok. Ne kurganım ya bunu sen? Çünkü yüreğini içtim, nafasını içtim gördüm yani. Hiç ona kalmadım, ben belge bir bronkul belge kurganım yok. Ama ekspertize kelinçakını uzunu osken deyip xulosa bergen. Oradan oylar o'tdi. Kelinçak öldürüldü mü? Ya ki uz joniga qasd qildi mi? Bugün Payariq tuman cinayet işler sudi binosida. Ushbu cinayet işge qonuniy baho beriladi. Sud zaliga ham marhumning ham ayblanuvchining yaqinlari yig'ilishgan. Uch farzandning otasi bo'lgan ayblanuvchi esa voyaga yetmagan farzandlari borligi sabab suddan yengillik so'radi. Arzuyimni uzr so'rayman. Bunday bo'lsa xohlamagan 3 ta farzandim bor. Farzandim o'ylasangiz, xohlayman. Farzandim endi esim ketdi. Men bunday bo'lsa xohlamaganman. Xohlamasa nega urmaysan? Yaxshi ko'rganman, yaxshi ko'rib yashaganman shu. Yaxshi ko'rmagansan sen. Nega uyimga kirib tashlamadi? Jinoyat jazosiz qolmaydi deyishadi. Garchi kelinni sirli o'limining sababi ochilmagan bo'lsa-da, sudya jinoyat uchun hujjatlarni o'rganib chiqib, hukm o'qidi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 103-moddasi 2-qismi A bandida nazarda turgan jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topilsin. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 103-moddasi 2-qismi A bandi bilan 8 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Jazoni umumiy tartibli koloniyalarda o'tashligi belgilansin. Jazo muddati 2023 yil 3 oktyabr kundan boshlab hisoblansin. Marhumning otasi esa sudyadan og'irroq jazo berishlarini iltimos qildi. 8 yildan 5 yilni qattiq rejimli koloniyaga o'tkazib, qayta ko'z ochilsin, shtobi ertaga bizga bersin. Ertaga Yana qamoqdan keladi, yana uylanadi. U kelmaya boshqa shukun tushmasin. Birgina jahl sabab bugun 3 murg'ak qal tirik yetimga aylandi. Ona qabrda, ota esa qamoqqa yo'l oldi. Bugun Chingiz Norqulov, Rustam Ibrohimov, Samarqand.